ve bu çikolatalı milföy kuplarının milföylerinin hazırlığıyla işe başlayacağım. Sizden isteğim şudur, fırın tepsinize bir yağlı kağıt serin ve bu milföyleri şu şekilde dikkatli vaziyette fırın tepsinizin içerisine yerleştirin. Gördüğünüz gibi benimkiler, benim milföylerim derin dondurucudan çıkarttım, buzdolabına koydum. Hafif üstleri böyle neredeyse donmuş vaziyette hala, hatta tabağa bile yapışmış vaziyette. Bu donuk vaziyette kalıyor olması iyi bir avantaj. Eğer varsa şu şekilde üstleri hafif buzlandıysa o buzları bir üstünden atın ki fırında böyle üstünde su gibi kalmasın. Tamam. Ve hali hazırda donuk vaziyetteyken ısıtılmış fırına bunları atın. Yani bakın şu anda milföyler bayağı donuk vaziyetteler. Donuk vaziyetteyken fırına girecek ve güzelce kabararak aralarındaki tereyağı katmanıyla hamur katmanı bir reaksiyona girecek ve bunları kabartacak. 200 dereceye önceden ısıtılmış fırına bunları atacaksınız ve takriben 20-25 dakika kadar bunları burada kendi halinde bırakacaksınız, tamam? Standart bir pastacı kreması yapacağım size. Sonra da bunu çikolatayla tatlandıracağım. Benim standart pastacı kreması tarifimi eğer bir kere yaptıysanız zaten vazgeçemezsiniz ve başka bir tarife de hakikaten ihtiyaç duymazsınız. İlk yapacağımız şey 2 bardak kadar kremayı şöyle tamamını bir küçük sos tenceresine almak. Arkasından da 2 bardak kremanın üstüne 2 bardak da süt eklemek ve bunları hafiften şöyle ocakta altını açıp yavaş yavaş ısıtmak. Bak, fokurdatmak istemiyorum. Ekstra kaynatmak istemiyorum. Sadece ısıtmak istiyorum. O yüzden altını yaktım. Krema ile sütü karıştırdım. Ve hafif orta ateşte belli belirsiz dumanlar çıkarcasına kendi halinde bırakıyorum. Burada ise genel hazırlığını yapacağım pastacı kremamın. O da şudur. Şöyle geniş ve derince bir kasenin içerisine 2 tane yumurtanın sarısını ilave edeceğim. Yumurtanın sarısı bir tanesi patlamış. O yüzden kalmasın. Tamamını şöyle dökelim. Sonra bunun içerisine şekerini ilave edeceğim. Yaklaşık 1 su bardağından birazcık fazla, bir parmak kadar fazla. Yani bir tam, bir de çeyrek su bardağı ilaveten toz şekeri de bunun üzerine koyacağım. Ve her şeyden önce yumurta ile şekeri burada güzelce çırpmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi yumurta ile şeker önce hafif kalın kumsu bir kıvama doğru geliyor. Siz bunu çırptıkça hafif hafif ıslanıyor, nemleniyor ve şekeri, yumurtanın sarısı birazcık eritmeye başlıyor. Yumurta ile şekeri şu şekilde hafifçe çırptık. Bunun için bir makine de kullanabilirsiniz ama çok gerek var mı? Yani şu kadar uğraş için gerek yok. Üstüne bak, bir su bardağından iki parmak kadar eksik un ilave edeceğim. Ve birazcık da nişasta koyacağım. Mısır nişastası şurada. Mısır nişastasını da o bardağın geri kalan çeyreği gibi düşünebilirsiniz. Yani 1/4 su bardağı kadar şeyin üstüne, unun üstüne 1/4 su bardağı kadar mısır nişastası. O da yani aşağı yukarı şöyle bir şey yapıyor. Tamam. Ve sonra da nişastayı ve unu şurada hafifçe karıştırarak harmanlıyoruz. Eğer ki çırpma telinizin içerisinde fazlaca birikirse bu ikili, bir spatula ile de devam edersiniz. Ama ihtiyacımız olan şöyle hafif kum gibi bir kıvam. O yüzden şu çırpma telinin içinden çıkartıyorum ve dikkatli bir şekilde bu kurularla hafif her şeyi güzelce karıştırıyorum. Hafif kumsu bir kıvam, görüyorsunuz değil mi? Biraz topaklar var. Biraz böyle minik minik kayacıklar var. Ve ihtiyacımız olan kıvam aslında hemen hemen budur. Arada şuna bir bakalım, burada durum ne diye. Şimdi bunun altını açtım ve kremayla sütü karıştırıyorum. Üstünden belirli belirsiz dumanlar çıkmasını istiyorum. Bu dumanları hafifçe görmeye başladığınız zaman anlayacaksınız ki bu arkadaşı ısıtmaya başlayacak seviyeye gelmiş. Henüz gelmemiş. O yüzden ben bunu karıştırmaya devam edeyim. Şu var olan iri kayacıkları ne kadar küçük kayacıklar haline getirirseniz bu süt bunları o kadar kolay ve homojen şekilde eritecektir.
İşte bahsettiğim kumsu kıvam. Yani böyle gayet güzel. Az topaklı. Buraya gelelim. Bak şöyle bir karıştırın. Belli belirsiz dumanlar çıkmaya başladı mı üstünden? Evet. Hafiften bir dumanlar çıkmaya başladı. Olayımız tamamdır. Şimdi temperleyeceğiz. Yani buradaki sütü yavaş yavaş buradaki yumurta sarısının içerisine döküp çırparak yumurta sarısını pişirmeden mevcut ısıyla beraber güzel güzel ısıtmaya başlayacağız. Hepsini bir anda dökmeyin. Yavaş yavaş dökün, çırpın, dökün, çırpın. Bu işlemi yaparken zaten içerideki şeker de tam anlamıyla eriyecek. Yumurta sarıları güzelce ısınacak ve ihtiyacımız olan kıvamı burada elde etmiş olacağız. Artık tamamını dökebilirim. Çırpıyorum, çırpıyorum. Bak dumanları görüyorsunuz. Isınmış ama asla kaynar değil. Şimdi bunu güzelce çırpın, karıştırın ve sıvı harçta, sıvı kıvamda bir doku elde etmeye çalışın. Yumurta sarısı ısındı. Şeker de iyice eridiğine göre ısınarak artık tekrardan tenceremizin içine geçebiliriz. Her zaman garanti olsun diye tencerenin içine geçerken bir tane tel süzgeç ve o tel süzgeçten geçirerek bu işlemi yapıyoruz. Çünkü biz ne kadar her şeyi doğru yapıyor olsak da arada bir şu dip kısmında görüyor musunuz şöyle az da olsa birazcık kalır. Bunları bir spatula ile alacağız. Tel süzgeçten geçireceğiz. Her bir noktası, her bir damlası bizim için hem önemli hem kıymetli hem de lezzet için önemli. Sonra süzgeçten geçireceğiz. Çok düzgün bir işlem yapmışız. O yüzden çok az topak kaldı. Kalan topakları da aldık. Geldik buradaki tencerenin içerisine. Şimdi bu dakikadan sonra yapacağım şey şu. Altını yakacağım bunun. Ve kontrollü kısık bir ateşte her şey güzelce bir krema, bir pastacı kreması, bir yoğun muhallebi kıvamına gelene kadar bunu çırparak karıştıracağım. Çok hızlı olursanız hemen olur bu. Ama birazcık kısık ateşte yavaş yavaş yaparsanız içine koyduğunuz un pişer ve olması gereken kıvamı gelir. Öbür türlü hızlıca bağlar, biraz un tadar. Biz de bunu istemiyoruz. Kremayı oluşturduk. Bakın kendi halini bıraktığınız zaman blup 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 etmeye başlayacak üstten. Şu formasyon yavaş yavaş böyle şuralardan bluplamaya başlayacak gördüğünüz gibi. Ama tabii ki kendi halini bırakmayacağız. Çünkü dibi tutsun istemiyoruz ve topaklansın da istemiyoruz. Neyse kremamız hazır. Artık bunu ateşten alabiliriz. Ateşten aldıktan sonra her zaman kremayı biraz parlatmak, birazcık canlandırmak için küçük bir parça, maksimum bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyabilirsiniz içine. Koymalısınız daha doğrusu. Ve arkasından da tadını da güçlendirmek için bir paket vanilya son kertede işin içine giriyor. Şimdi bunu şöyle güzelce bir karıştıralım tekrardan. Tereyağı ve içine koyduğumuz vanilyayı da pastacı kremasının içerisine tamamen geçirmiş olalım. Olayımız bu. Başka bir kasenin içerisine transfer edeceğim ve hani soğumasını kolaylaştıracağım. Gördüğünüz gibi bak böyle blok vaziyette iniyor. İşte bir pastacı kreması şelalesi adeta. Tertemiz çıktı. Şimdi buradaki bu pastacı kremamızı şöyle güzelce çırpacağım, havalandıracağım ve birazcık soğutmaya başlayacağım. Diğer tarafta ise bu aslında bunu soğuduktan sonra yaparsanız çok çok daha iyi olur ama hani beklemek istemezseniz birazcık böyle şeyini bitirdikten sonra hafif havalandırıp işini bitirdikten sonra da diğer malzemelerle karıştırabilirsiniz. Şimdi ben şunu şöyle güzelce bir çırpayım, havalandırayım. Birazcık en azından şu ilk buharını, ilk harını bir atmış olayım ve hemen dolaptakilere geçeyim. Dolapta beni bekleyen bir bu fıstık kremam var, kakaolu. Bayılırız zaten. Bir de süzme peynirim var. Mascarpone olabilir, taze peynir olabilir ama kullanacağınız peynir, labne olabilir, her neyse mutlaka bir süzgeci alın ve fazla suyunu süzün. Bu çünkü bunu ıslatacak ve ben bunun ıslanmasını istemeyeceğim. Tamam. Bu ikisi şurada şöyle duruyor. Bunları da bir kendisini, ikisini birlikte bir karıştıracağım. İyice suyunu süzdüğüm, mümkün olduğu kadar peyniri, süzme peyniri, mascarpone ve benzeri hepsini alabilirsiniz. Burada yaklaşık 300-350 gram kadar süzme peynir var. Arkasından bunun içerisine yaklaşık 4-5 kaşık kadar da bu kakao kremasından koyacağım.
arzunuza göre koyun. Çoktan çok, azdan az gidiyor. Bu kakaolu fındık kremasını kullanıyorum. Çünkü çikolatayla çok uğraşmak istemedim. Yani erit çikolatayı vesaire vesaire uğraşmak istemediğim için direkt bundan kullandım. Bu arada fırındakiler gayet güzel renk almaya ve kabarmaya başladılar. Aşağı yukarı bir 6 dakikaları falan var. Milföy ile ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. O ilk başta bir kabarır, hafiften bir böyle gövdelenir, yükselir. Arkasından da bir kendi halinde belli bir yerde durur ve rengi dönmeye başlar. Rengi oldu deyip onu çıkartmayın. İyice koyu kahverengi renge ve kıvama gidene kadar bu işi devam ettirin. İnanın bana siz hani oldu dersiniz ama onun birazcık daha pişmeye ihtiyacı kalır. İçleri çok da beyaz kalsın istemeyiz. Şimdi bunu daha da kabartmak isterseniz eğer çırpabilirsiniz. Çırparak daha da havalandırabilir ve birazcık daha gövdelendirebilirsiniz. Ama benim öyle bir şeyim yok. Aksine bu ikisini güzelce birleştirerek bir sıkma torbasını almak benim için yeterli olacaktır. Şimdi bir kez daha şöyle bir güzel karıştırdım. Ve arkasından bu ikiliyi birleştireceğim. Bütün lezzetler birbirine geçecek ve muhteşem kıvamlı bir kolay, hızlı ama tekniğine uygun pastacı kreması yapacağız. İyice aldım her şeyi ve her şeyi güzelce karıştırıyorum. Eğer bu ikilinin böyle mermersi bir dokuda kalmasını isterseniz tamamen karıştırmayın. Biraz böyle belli belirsiz kalsın. Ama ben böyle komple koyu kıvamda yaptım. Ama dediğim gibi yani daha az karıştırırsanız beyazla siyahın böyle mermersi bir dokuda kalmasını da sağlayabilirsiniz. Ve bu arkadaşı komple sıkma poşetinin içerisine transfer ediyorum. Bol bol pastacı kremamız var. Güzelce bağlayıp bu şekilde buzdolabına atıp güzelce soğutursunuz. Dipten akmaz, uçtan akmaz. Artık dolapta güzelce soğuyabilir bu arkadaş. Çok dondurmak gibi bir niyetim yok. İyice bir soğutacağım onu. Ondan sonra da servis yapacağım zaman kupların içerisine sıkacağım ve işi bitirmiş olacağım. Gördüğünüz gibi milföyler güzelce pişti ve kabardılar. Üstleri kapalı olmadığı için hafif bombeli pişti. Buradaki pişirdiğimiz milföyleri şöyle güzelce kırarak işe başlıyoruz. Bak, güzel güzel taneler halinde, parçalar halinde iyice milföylerimizi kırıyoruz. İşte elimizde son derece güzel bir milföy yağmuru var. Artık porsiyonlayabiliriz. İki tane opsiyonunuz var. Pastacı kremasıyla bunu karıştırıp eskilerin deyimiyle bir güzel Napolyon tadında bir iç harç yapabilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi bu şekilde bardakların tabanlarına birazcık bu milföyden eklersiniz. Üstüne şu şekilde gezdirirsiniz.